Aa, lan! Abi bir şey diyeceğim. Dur! Alo! Ne oluyor lan? Evin içinde lan. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz deli hemşireyle alakalı bir video atmıştım. Deli hemşireyle WhatsApp'tan tekrar konuşmuştuk ve onun hastanesine gideceğimi söylemiştim. Gidemedim. Gidemememin sebebi araya çok olaylar girdi, çok acayip şeyler oldu. O yüzden gidemedim ama bu sefer kafaya koydum, kesin gideceğim. Yani şu an korktuğumu falan düşünüyor o benim. Bu sefer öyle bir hazırlandım ki deli hemşirenin bu sefer işi bitti yani. Ona özel iksirler falan hazırladım. Yani inanılmaz şeyler var şu an. Gözlüğümü de ilk başta takayım. Operasyon gözlüğüm bu benim. Deli hemşirenin mesajları da tam olarak şöyle karşımda duruyor. Evet, şu anda deli hemşirenin WhatsApp görüntüsü kenarda bir yerde duruyor ama önceden ben size şöyle şeylerimi göstereyim. Deli hemşireyi yakalamak için bakın neler hazırladım. Neler? Bunlar operasyon gözlüğümle birlikte gösteriyorum bunu. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir zincirimiz var. Bu onu boğmak için ya da bize zarar verirse kendimizi korumak için. Bir şey daha ayarladım. Şöyle iksirimiz var. Bak görüyor musun? Bu deli hemşirenin içeceğine katacağımız bir şey. Bunu ona içirebilirsek onun işi bitti demektir. Çok garip bir toz bu. Ananız mesela. Özgüvenini kaybetmişsin bakıyorum da yazmış. Abi bir şey diyeceğim, hayır! Ya abi özgüvenini kaybetmişsin diyor. Ben bu deli hemşireyle her video çektiğimde bu mesaj bana nasıl geliyor? Bak hala yazıyor şu an. Ben bir şey diyeceğim. Nasıl oluyor da ben seninle ilgili video çekerken bana mesaj atabiliyorsun sen ya? Evet söyle dinliyorum. Aylar oldu gelemedim. Evet biraz öyle oldu. Yani bu korktuğumdan değil aslında. Dur ben yazacağım sana. Özgüvenimi falan kaybetmedim. Senden korktuğum da yok. Dört gözle bekliyordum oysaki. Senden korktuğum da yok. Ama bekle. Hazırlanıyorum. Gelmek üzereyim. Hatta bir tane fotoğraf çekmiştim. Onu atacağım ona şimdi. Evet şöyle bir fotoğraf çekmiştim. Bunu gönderiyorum ona. 2 aydır neyin hazırlığı? 2 ay olmadı bu arada. 1 ay oldu. Bu fotoğrafı gör bak. Bununla boğacağım seni. Hem de kendi mekanında. Nerede olduğunu biliyorum. Sana çok yakınım. Biraz korkutayım bunu. Bekle beni. İşini bitireceğim. Heh, devam ediyorum. Dur. Bekle. Daha var. O deli hastanesindeki yataklar var ya, onlara bununla kilitleyeceğim seni abi. Bak görüyorsun. Kilitlerle. Anahtarım da var burada. Üçünün de hepsinin anahtarı var. Bunlarla birlikte de kilitleyeceğim seni oraya. Sen bittin abi. Yazıyor şu an. Yaz yaz. Yazmaya devam et. Daha bak nelerim var. Çakım bile var. Çakımın burası kırıldı ama olsun. Bakın burada ben bu lafları çok dedim. Ha 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 ha. Çok komiksin deli hemşire. Bu lafları duyanların hepsi şunu yedi biliyor musun? Şunu yedi yani. Sen bittin oğlum. Şunu var ya, şunu alıp elime şöyle yumruğu çakacağım suratına. Sen bittin. Kurtuluşun yok. Boş özgüven dolu sözlerin bende işlemiyor. Ev ailesinin gücünü bilmiyorsun sen, dur. Ev ailesinin gücünün farkında değilsin sen hala. Sana çok yakınım. Belki de arkandayım. Nereden biliyorsun? Bittin sen ya. Sen var ya, kurtuluşun yok. Bak bizden kurtulan olmadı. Ne palyaçolar ne mariyamlar bitirdik biz. Ve sıra sana geldi deli hemşire. Bir sen kalmıştın. Bir alacağım bir de şırınga var. Tamam mı? O şırıngayı da alıp senin mekanına geleceğim. Sen İstanbul'dasın, ben Ankara'da. Gelmem biraz uzun sürüyor olabilir ama sen bittin abi. Senin işin bitti bu saatten sonra. Bu operasyon gözlüklerimle geleceğim senin yanına. Sen görürsün. Sen bana bir sprey falan sıkma diye. Sana daha önce söyledim. Ne söyledin bana daha önce? Ayaklarımın altında ezildiğiniz an özgüvenini yerle bir olduğunu zevkle izleyeceğim. Beni korkutamazsınız. Evet. Biraz şey, ürkütücü bir mesaj ama çok güzel konuşuyor bu arada deli hemşire ya. Çok ürkütücü konuşuyor. Ben ne diyeyim ki buna şimdi? Görüşeceğiz. Elbet. Kim kimin özgüvenini yerle bir ediyor göreceğiz. Seni kendi mekanında alt edeceğim. O ne? O deli hastanendeki yataklara seni bağlayıp öldüreceğim. Bittin sen ya. Senin işin bitti. Bak şu var. Şunla bağlayacağım. Seni şunlarla kilitleyeceğim. Sen bunları görüyorsundur şu an büyük ihtimal. Yani bu videoyu izledikten sonra göreceksin büyük ihtimal. O yüzden seninle görüşeceğiz. Çok az vaktin kaldı. Şu kadar vaktin kaldı ya. Arkadaşlar bu arada çok ciddi söylüyorum. Eğer deli hemşirenin hastanesine hemen gitmemi istiyorsanız bu videoya tam 10.000 like bekliyorum. Çünkü bir önceki videoya 7.000 like gelmiş. Bu videoya 10.000 like gelirse deli hemşirenin mekanına gidiyoruz abi. Çok ciddi söylüyorum. Söz veriyorum size. Uçağa binip İstanbul'a gideceğim hemen. Hemen. 10.000 like geldiği anda. Aa, lan! Oğlum benim mekanıma gelmeni aylarca bekleyemem. İstersen şimdi... Abi bir şey diyeceğim, dur! Alo! Ne oluyor lan? Abi bir dakika, benim fotoğrafımı çekmiş. Aa, vallahi kafa yiyeceğim. Nerede lan bu? Oğlum evin içinde var, evin içinde. Evin içinde lan. Aa, oğlum nasıl olur? Lan sen neredesin? Nasıl? Nasıl ya? Abi nasıl çekti bu benim fotoğrafımı? Vallahi... Aa bir dakika. Sakin ol... Olamaz ya, böyle bir şey yok. Bunu bu zamana kadar Mariam yapabiliyordu sadece. Gizli bir şekilde fotoğraf çekme olayında bu imkansız bir şey. Nasıl abi ya? Aa, benim bir yerden sesimi duyuyor. Bir yerden benim görüntülerimi görüyor bu. Ev ailesinin gücü bir anda çekildi sanırım. Abi hayır ya, hayır ya. Hayır ya, hayır. Hayır sen bittin, senin ağzına sıçacağım, dur. Sen bittin. Bunları daha önce Mariam da yapmıştı. Gizli gizli fotoğraflarımı çekmeler falan ama...
bu işler artık bana işlemez. Çok az kaldı. Kaldı seni bitirmeme. Hiç fark etmediğin anda ensende biterim. Aman oğlum bak vallahi ensemden falan çıkardık ya. Laflarım seninki gibi arkası boş değil. Abi bir şey diyeceğim arkadaşlar, bu ciddi ciddi lafları bunun arkası boş değil ya. Bu ciddi ciddi bizim nerede oturduğumuza kadar biliyor. Gelirim dedim ve geldim. O zaman hadi çık yüz yüze görüşelim. Yiyorsa yüz yüze görüşelim, çık ortaya hadi. Duyuyor mu beni? Şu an beni duyuyorsan bana sadece nokta işareti at lan. Beni duyuyorsan şu an, beni duyuyorsan nokta işareti at şu an hadi yiyorsa. Ben gidiyorum. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Şu var ya, şu seni bununla bitireceğim bak. Şunu görüyorsun değil mi bak. Bu iksir senin sonun olacak. Sen bittin. Bunları görüyorsundur, duyuyorsundur. Bir tane de şırınga alacağım. O şırıngayı senin kıçına saplayacağım. Görürsünüz. Seni var ya şunla boğacağım ya bak. Bu görüyorsundur umarım bunu. Bunu görüyorsundur. Bununla boğacağım seni. Sen bittin ya. Sen bittin. Yok bu kadar çok fazla. Bekle. Şırınganda bekliyorum seni. Kafayı yiyeceğim. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Ne diyeceğim ben buna? Benim nereden geldiğimi unutmuş gibisin. O zaman en yakın zamanda İstanbul uçağımı alıp direkt ekibimle yanına geleceğim. Hatta istersen tek bile gelebilirim. Benim gücüm sana tek de yeter. Kafayı yiyeceğim ya. Bak bir de gülücük atıyor ya. Küçümser gibi gülücük atıyor ya. İstersen orduyla gel. Benim ordum bu arada 1.3 milyon arkadaşlar. Hemşire eğer duyuyorsam 1.3 milyon. Sen tek başınasın, ben 1.3 milyon insanla gelirim oraya. Beni yenemezsiniz. Lan bu zamana kadar yendiklerimi unuttun mu ya? Tek hamleme bakar işinizi bitirmem. Seninle görüşeceğiz. Seni kibrit kutusuna sokacağım ya. Ya kibrit kutusuna sokacağım seni. O kadar küçülteceğim seni yani. Sen görürsün. Anlaştık. Kendine o kadar güveniyorsan 2 hafta içinde oraya geleceğim ve orada ol. Seni orada görmek istiyorum. O korkudan titreyişini. Yanına o en güvendiğin abilerin arkadaşlarını da al. Palyaçoyu, Maryam'ı da al. Hiçbiriniz beni yenemezsiniz. Hiçbiriniz ailesini yenemezsiniz abi. Eski günleri çok çabuk unutmuşsunuz siz. O eski günler geri dönüyor. O eski günler dönüyor. EÖFC geri uçuyor abi. Korkudan titriyor olsaydım şu an karşında olmazdım. Bu lafları kendine söyle. Of. Vallahi kafayı yedirecek bana. Tamam. Çok konuşma. Şimdi defol git ve çöplüğünde beni bekle. Çok yakında orada olacağım. Bitiriyorum ya, tamam. Son yazında ya, sana artık cevap falan vermeyeceğim. Sana bunlar yeter abi bak. Sana bunlar yeter. Sana bunlar yeter. Sen bittin. Bu kez beni bekle. Tamam. Tamam. Sakin ol. Oraya gelip şununla seni bağladığın zaman anlayacaksın sen her şeyi, tamam mı? Hadi aynen, olacaklardan ben de sorumlu değilim. Kendine iyi bak, hadi görüşürüz seninle. Evet arkadaşlar, eğer bu video 10.000 like gelirse ciddi ciddi İstanbul uçak biletimi alıp, hatta onun videosunu bile çekip İstanbul'a gideceğim ve Deli Hemşirenin hastanesine gideceğim. Bu video 10.000 like gelirse. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.